bir kişiye derdim ki aklınızı helal edin, bir kişiye bir oy attım gibisinden bir muhabbet olur. Çünkü çok emek verdiler. Gerçek söylüyorum. Vermişsiniz. Onu da önemli şey olan zaten oğlum, galiba çorbaymış. Çorba kaynar, çok önemliymiş. Kaynar çorbaya bak, içinde yoğurt olan şey, soğuk suyu dökünce dökme dedim bak. İlk lafım sana dökme abi oldu. Yok beraber. Peki ben abi, şurada dedim, ince bir detay sormak istiyorum. O kettle'ın içindeki suyun sıcak mı soğuk mu olduğunu sordunuz mu birbirinize? Kettle'ın içindeki su ılımlı yani su, yok, sıcak değil yani öyle. Kanka, hani normal. Isıtmadık. Bu hayır, sordunuz mu birbirinize yani bunu? Yok. Sorabilirdiniz bunu hayır, da. Hayır bak olsan sen aldın topak topak dedin. Bak kankam bizim tek sorumuz değil biliyor musun? Köşkül gibiydi zaten ya, ben onu açmak için döktüm. Tamam şunu dedim sadece, keşke sorsaydınız. Kanka, sıcak mı soğuk mu? Bak, bak bağlıyız birbirimize tamam, tamam mı? Doğru. Şu yüzden ben döküyorum, karıştırma da dur. Demek istedim tamam dedi, sıcak soğuk mu dökelim diye sorsaydınız dedim sadece. Ben o çorbaya da kötü vallahi şey daha su dökerdim yani, anladın mı? Ya dök arkadaşım, sadece sıcak mı soğuk mu diye birbirinize soğuk keşke suydu sorsaydınız. Öykü. Zaten, yan yanasınız bak, zaten. Bak zaten keşkül gibi hala. Bir şey söyleyeceğim. Dökmesen de keşkül. Ben farklı bir şey söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen içinde yoğurt olan, yumurta olan, un olan çorbayı 9'a alır mısın? 9'la ne alakası var? Kaynadıktan bak, sonra bu, dinlenmeye aldım bu ya. Bu ocağın son seviyesi. Bak Oğuzhan, son seviyesi. Ocak her bak, yemek farklı bizimkisi pişer. Kağıtta yazan ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bak. Ezbere söylüyorum direkt. O kağıtta yazan, bizim elektrikli bak, ocaklara hayır, göre değil belki tamam de. Tamam da kağıtta yazanı söyleyeyim mi sana direkt? Çorba pişimi de böyledir Öykü. Çorba kaynar, kaynadıktan sonra kısık ateş alırsın, kendi bir haline şey pişirsin. Bak bir şey söyleyeceğim tekrar. Dinliyor musun beni kardeşim? Az dürüst olalım. Tamam biz ben dürüstüm abi. Yalan yanlış bir şey mi var? Döktüğümüz çorbayı, zaman çok çorbayı sen evinde, Öykü. Tuğçe, bak bir şey, çorbayı bir evinde şey pişiriyorsun. Özür dilerim ya. Yok ben ama dürüst olalım diyorsun ya. Sen evinde çorbayı pişirirken kaynadıktan sonra kısık ateşte çevirmez misin? Kaynayana kadar kısık ateşte mi pişirirsin sen soğuk çorbayı? Bir şey söyleyeceğim. Ya içinde yoğurt. Ya bu elektrikli bunlar. Ya, bunlar elektrikli. Abi, anlamadım konuşuyor. Ben anlıyorum. Sen bizim söylediğimiz cevabı saygı duymuyorsun. Ben öyle yapmazdım diyorum yani. Tamam da pişmemiş bir şey. Pişmesi ama lazım. Ama işte kısık ateşte pişiyor. Kenara, abi, çorba karıştı. Bu. Çorba normal ana yemek Olsa, yapmıyoruz. Ben çok anlamaya çalıştım. Sen bırak çorba, bırak pişsin çorba hala. Zaten... Bak, bak çorba zaten güzeldi. Ama daha kaynamamıştı ki abi. Et var içinde. Et var ya. Olsan senden tek bir ricam var. Biz o İçine döktüğümüz malzemeyi koyduğumuzda nasıl dönüyordu? Su gibi değil mi? Topak topaklık hiç var mıydı kardeşim? Yoktu. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Bunun kıvamını öyle bir... Nasıl kıvamı? Bunun kıvamı var ya. Nasıl kıvamı? Şöyle, su bak, gibi. O, o içine koyduğumuz öykü. Öyle bir şey koyduk ya. İlk karıştırdık sıvıydı. Sonradan var, sonradan katılaşmaya başladı. Benim mutfak bilgim var. Yalan söylemiyorum Murat, size. Murat pişerken bir sen bir ben karıştırdık hep. Hep katıydı zaten o. Kardeşim benim ben sana ısıyı zaten düşürelim kaç kere söyledim. Tam da soğukken de çevirdik. Ben şunu söyleyeyim. Elimde tel vardı ya. Yani, benim çırptığım şey. Teli böyle alıyordum, böyle ipiyle sıvı bir şeydi. Teşekkür ederim. Hani benim kendim karıştırdığım şeyden ben bahsediyorum. O senin karıştırdığın şey o suya girince ilik et suyuyla et suyu kadın yapıyor ya. Et suyuyla o birleşince demek ki ya su eksik kaldı, anladın mı? Su eksik kaldı. %100 su eksik kaldı ya. %100 ya. Bak biz buna bir şey demiyoruz. Sen niye hala farklı bir şey söylüyorsun arkadaşım? İşte. Biz diyoruz ki birincisi her yemek farklı pişer. İkincisi bizim ocaklarımızla menü çok yani pişirme farklı. Senin söylemiş olduğun şöyle olabilir bu arada. Tamam sen bunu yaparsın ama normal ocakta ateşte yaparsan okey olabilir belki. Sonra onu alırsın. Ama bizim elektrikliler ben de kullandığım için kendi evimde. Tamam ben 9'da hiçbir yemek yapmıyorum. 8'e bile almıyorum. Ben 7'ye kadar alıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Elektriklinin pişmesi çok yok, farklı. Tamam, güzel. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Tadında bile fark oluyor biliyor musun? İkincisi şunu söylüyorum. Sıcak soğuk. Anıl bir dakika. Sıcak gel. Soğukta. Keşke birbirinize sorsaydınız su dökecekseniz bile eğer tamam mı? Ama o çorbaya bir dakika geliyoruz. Soğuk iki dakika. Bir dakika hemen hayatım. Geliyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Daha ne kadar detaylı. Öykücü bak çorba zaten olsa, katı pişmeyle alakası olsa, yok. O piştiğinle ben zaten kaynadığını gördün mü? Biz dakika başı karıştırıyorduk. Davanda haklısın bu arada. Sadece diyoruz dakika ki. Dakika başı karıştırıyorduk biz onu. Suyun sıcak soğuk olmasını tartışıyoruz. Olmaması gereken ya, şeyi tamam tartışıyoruz. Öykücü zaten öykücü. Katı keşkül gibi öykücü. Ben suyu döküyorum. Haklısın diyorum görüp. Farkındım. Öykücü. Sen biliyor musun buradaki hakkı? Bir şey söyleyebilir miyim? Katılı bak, ben görüp düşün diyorum ki, su dökelim. Öykücüğüm. Peki şöyle yapalım. Sen öyle bıraksan var ya çorbayı demek ki ben haklıyım.
Su şu şekilde anlatmak. Ya bakın çorbanın harcını yapıldığında sarmanın içini kim yaptı? Bakın çorbanın harcı diyor ki çocuk güzeldi. Zaten gayet su gibiydi. Onun üstüne suyu koyduktan sonra bu hale gelmiş bu. Diyorsun ya mesela 9'da pişirdiğiniz için de onu öyle olmuş olabilir. Evet. Ben mesela bunu yapıyorum ve katılaşmış sanki dibi tutmuş da karıştırdıkça yukarı katı katı gelmiş gibi. Bak biz yemek yapan insanları sana saygı duyuyoruz. Ama hani o harç dedim. Dur mesela harçla alakası yok. O harçtan sonra suyu koyunca o zaten sıvılaşıyor. O evet. Sudan sonra öyle olmuş zaten. Onun dibi tutmuş. Çok ateş olduğu için yukarıya katı katı onlar karışmış, yukarıya bak, çıkmış. Bak dibi tutma muhabbeti yoktu, biz karıştırıyoruz. Dibi tutmuş siz gibi yediniz ya yavrum, dibi yemediniz tutmak derken tatmadınız. Bak, karıştırsan da tutar dibi. Ben yalan karıştırma şeyiyle karıştırdık, o da karıştırdı. Ben de dibi tutma muhabbeti yoktu. O yani ben çorbayı yediğimde üstü kabuk bağlamış. Evet. Sanki ben puding yiyorum, bebek babası işte yiyorum. Ama diğer çorbanın öyle değildi. Normal çorba. Onu niye biliyor musun? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak sıvılaştı işte ben o... Muhabbet kaynadı ya, demek ki malzeme denk düşmedi. Su eksik kaldı. Suyu eklememişiz. Onun üstüne ben gittim. Suyu eklememişiz. Zaten et suyuyla yapıyoruz kardeşim. Et suyuyla yapıyorsun, az kalmış demek ki yani. Bak, onu diyorum. Bir şey söyleyeceğim Öykücüğüm. Ben ocaktayım, tamam mı? Tekrar söylüyorum sana Oğuzhan. Ben dedim ki bak 5'e alalım kendi ateşinde pişsin. Sen dedin ki yok 9'a ben. Al. Çünkü 20-25 dakikamız var. Bırakacağız pişeceğiz. Etler nerede biliyor musun? Dışarıda. Biz onu koyalım, eti yemen içine atalım. Elimizde de tiftikliyoruz bak. Her neyse döndük. Oğuzhan sana 2-3 kere uyardım. Dedim ki Oğuzhan bak bunu 5'e alalım. Yok yok dedim kaynasın. Daha kaynamamış bak, ama. Anlatamıyorum ki kardeşim sana. Bak 20-25 dakikamız var. Bir şey söyleyebilirim. Hep aynı nasıl, şeyi konuşuyoruz. Evet. Biz kendimiz zaten kafamda ben kararımı verdim çorba için bu arada. Yani ben... Eğer bak ben... eğer çorbayı bana itham edebiliyorsanız içinizden edin ya abi. Ya yavrum böyle vallahi yapma. Vallahi de billahi de beni yazın tamam mı? Bak böyle sen yapma bak yaz, anlatıyorsunuz. Sen de beni yaz. Sen de beni yaz. Buça da beni yazsın. Niye biliyor musun? Kardeşim senden bir şey dedim. Algı yaratma. Ben algı yaratmıyorum. Vallahi algı yaratmıyorum. Bak ben net ve dürüst bir adamım. Ben orada... Adam gibi sapa sağlıklı mücadele verdim. Sen de verdin, sen de verdin. Ama çorbanın kat olduğunu gören benim yine hisseden. Tamam, bıraksam çorba öyle kalacak anladın mı? O neler oldu biliyor musunuz? Zaten öyle kalmış ki. Zaten katıydı. Ya bak yine bak bıraksam da bak kimse farkında değil. Çorbayı bıraksam anladın mı? Çorba katı haline kalacak yani. Bir işe yaramamış diyorum. Canım benim ben sana bir şey söyleyeyim. Ama çorba öyle bırakmış. Oğuzhan'cığım senin tek bir sıkıntın ne biliyor musun? Benim ben bu hataya yine düştüm. Dinlemiyorsun kardeşim. Ya abi sana dedim siz... ki bak ocağı 5'e al bırak çorba dinlenerek çünkü pissin. Çünkü ocak çok ısındı kendini sen, kapatır tekrar kendini açar elektrikli budur. Kaynadıktan sonra yapılır geri açar. Ya biz kaynadıktan sonra yaptık onu Öykü. 5'e alsan zaten kaynadıktan kaynayacak. 2'ye aldık hatta ne 5'i? Abi sen görmedin fokur, mi? Fokur. Kaynadıktan sonra 2'ye aldım. Abi yoğurt olan. Ama yine kalındı. Tek bir şey söyleyeceğim. 9'u alınan ocakta çorba içerisinde artık böyle fokur olmuş. İçinde yoğurt var, un var. Ben en başından beri 5'te kalsın, kısık ateşte pişsin dedim. Yok sen dedin kaynasın, şöyle olsun. Biz onu koyduğumuzda zaten sıvıydı. Katılaşmasını zaten bekliyorduk ama o kadar derecede değildi. Sekleyeceğim bu. Teşekkür ederim. Biz peki gidelim biz, mi Furkan'a? Peki biz senle o çorbanın kıvamına ha? Bakarken sen demedin mi tamam kıvamı oturmuş diye? Sen soğuk su ekledin ama üzerine. Tamam. Yok hayır. Beyaza beyaz şey doğruya doğru dedin. Siz ikiniz çok iyiydiniz ama Oğuzhan yine yanlış hamleler yaptı. Teşekkür ederim. Ettiniz. Burak konuşmak için konuşuyorsun ya. Su hangi? Soğuk su olayını ekledik. Evet. Duydunuz mu? Burak, teşekkür ederim. Burak sen var ya şu an yalakalık yapıyorsun başka bir şey değil. Ben sana değil. Yalaka malaka. Bak sen bak, şu anda yalaka konuşma şu anda sen çok sen saçma bir yerden konuşuyorsun. Şu anda çok saçma konuşuyorsun. Sen yo, şu anda ben gördüğümü söylüyorum. Bildiğin arkasından konuştuğun adamlara dümdüz burada yo, hani yanına şey yapmaya yakınlaşmaya çalışıyorsun anladın mı? Ne oldu? Doğruya doğru söylüyorum. Ne doğruya doğrusun? Mutfakta sen benim nasıl çalıştığımı görmedin mi? Görmedim. Ha? Niye? Çağır bakayım. Soner arkam dönüktü çünkü. Abi sen beni orada görmedin mi? Ben orada nasıl uğraşıyorum? Çağırmayı bile ben sardım ya. Sen ne anlatıyorsun? Sen sağlamamışsın. Sen ne anlatıyorsun ya? Beğenmişler. Bu arada ben ne anlatıyorsun ya? İçtenlikle söylüyorum. Kadıncı olarak söylüyorum. Beğenmedin mi sarmayı? Bir konuşayım mı? Ha, tamam. Söylesin. Sarmanın içini çok beğendim ama sarış şeklini hiç beğenmedim. Bak söyle. İçini de ben yaptım, biz yaptık. Sen yaptın mı bilmiyorum. Yok, hatta Murat ben, abi, ben beraber. Bir konuşabilir miyim? Ne alakası var? Beraber bir konuşabilir miyim? Ben Furkan yaptı sanıyordum hatta sarmanın dışını. Sarma kısmını dedim ki içini çok beğendim ama dışına ben yine puan vermezdim çünkü benim elime aldığım bir sarma vardı ve hani bu kadar falan da hatta büyük, onu bayağı onu o sardı o bana Furkan bayağı bak böyle.
duysun kendini, onu o sardı. Bayağı güldüm falan ha, onu, ben ona. Onu o sardı. Ha. Ben, ama kend, içinin ben kendi gördüğümü bak, söyleyeyim. İçi güzeldi. Soğanlarını, bak iyi dinle. Yani soğanlarını şey doğradı. Sonuçta çocuklar ilk defa yapıyor hayatında bak, sarmayı. Sarmaya sen bitir, sarış. Bitir özür dilerim. İçini beğendim ama dış sarma şeyini beğenmedim. Mesela Yağız da ilk defa yapıyor ama Yağız güzel sarmış. Sarması güzeldi. İçi boştu ama sarması güzeldi. Benim sattığım yani, küçük 3-4 tane. Dur hepsini ben açıklayayım, ondan sonra şey yapacağım. Çorba içini ben çorbanızın lezzetini beğendim. Bak söylüyorum, lezzeti bana göre lezzetliydi. Eti falan da güzel pişmişti ama kıvamı çok kötüydü. Tamam yani işte ben onu açmaya gibiydi. Çalışıyordum. Kimin neyi işte yaptığını bilmiyorum. İşte ben onu su dökerek açmaya çalışıyordum. Keşkül gibiydi gördüm. Yok çok pişti, yok şöyle yok böyle. Bir dakika. Bir sen şey çorba pişir. Bir dakika. Yanlış hepiniz bak, dinleyin. Çok çok seviyorum. Bir dakika. Keşkül gibi dedin ya. Bir dakika. Biz mesela çorbaya bakıyor, bizimki şöyle olmadı. Bir dakika. Bir dakika. Hepinize birden abi soruyorum. Ceren, potaya girmekten de bu kadar korkma oğlum. Ya çıkarsın. Bir dakika. Ben potaya girmekten korkmam Burak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.